Ürümçi İstanbul Havayolu 8 yıllık bir aradan sonra yeniden açılıyor. China Daily 2 Ağustos'ta China Southern Airlines'ın 17 Ağustos'tan itibaren Ürümçi ile İstanbul arasında direkt uçuşlara başlayacağını bildirdi. Çin'in Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımının artması nedeniyle kapatılan bu hat yeniden aktif hale geliyor. Bu gelişme Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımı örtbas etme çabaları kapsamında yurt dışındaki bazı Uygurların Doğu Türkistan'a dönmesine yeşil ışık yaktığı bir döneme denk geliyor. Almanya, Çin arasında son aylarda gerilimin tırmandığı Filipinlerle savunma işbirliği anlaşması imzalamak konusunda uzlaştı. Almanya Savunma Bakanı ve Filipinli mevkidaşı, ikili silahlanma işbirliğini geliştirme fırsatlarını araştırmak ve ortak projelere katılmak için silahlı kuvvetleri arasında uzun vadeli ilişkiler kurmayı taahhüt etti. Güney Çin Denizi'nin ihtilaflı bölgelerinde Çin'in Manila donanmasına ait botlara kasten çarparak Filipinli bir denizcinin ağır yaralanmasına ulaştığı iddialarda dahil olmak üzere karşılıklı suçlamalarda bulunan Çin ve Filipinler arasında son aylarda gerilim tırmanırken Manila ve Berlin askeri bağlarını derinleştiriyor. ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta Ulusal Karşı İstihbarat Stratejisini imzaladı. Bu belgede Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore ana failler olarak belirlenirken Rusya ve Çin en büyük istihbarat tehditleri olarak tanımlandı. Strateji belgesi Çin ve Rusya'nın ABD'yi zayıflatmak için diğer ülkelerle birlikte daha agresif hamleler yaptığını ve işbirliklerini arttırdığını vurguluyor. Belgede Çin, Rusya ve İran'daki birçok istihbarat faaliyeti tespit edilemedi denildi. Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymasına 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi kayboldu. Xinhua Ajansı'nın haberine göre Sichuan eyaletini vuran sel felaketi nedeniyle bölgedeki bir köprü çöktü, bazı yapılar hasar aldı. Yerel yetkililer afetler sebebiyle 4 kişinin öldüğünü, 23 kişinin kaybolduğunu belirtti. Ukrayna Savunma Kuvvetleri Sivastopol'da Rus Karadeniz filosuna ait bir 300 milyon dolar değerindeki denizaltıyı vurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından 3 Ağustos 2024 tarihinde konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin geçici olarak işgal altında bulunan Kırım'da bir düşman denizaltısını ve S-400 uçak savar füze kompleksini vurduğu kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve Asya'dan hava yolları Orta Doğu'daki son gelişmelerin ardından güvenlik endişelerini gerekçe göstererek İsrail ve Lübnan uçuşlarını askıya aldı. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası gerilimin artmasıyla İran, İsrail'e muhtemel bir saldırı gerekçesiyle İsrail uçuşlarını iptal etti. Bu durum sonucunda İsrail'in Ben Gurion Havalimanı boş kaldı.